Sırada internet girişimcilerine ilham verecek bir haberimiz var. 2000 yılından bu yana hayatımızın önemli bir parçası haline gelen online yemek siparişi verdiğimiz internet sitesi öyle bir fiyata satıldı ki sahibini Dolar Milyonerleri Kulübü'nün yeni üyesi yaptı. Bir hayalle sıfırdan kuruldu. 15 sene sonra 1,5 milyar liraya, eski parayla 1,5 katrilyona Almanların oldu. Türkiye'ye internetten yemek siparişi vermeyi öğreten sitenin patronu satıştan sonra ilk kez Show Haber'e konuştu. Bir ada alayım da gideyim artık yerleşeyim. Bir yoruldum artık, yok mu Nevzat? Yok, şu an için yok. Yani şu an için hatta daha sorumluluk bizi bekliyor yani. Nevzat Aydın ve 3 ortağı 2000 yılında üniversiteden mezun olur olmaz risk aldı. Tüm paralarını hayalini kurdukları yemek siparişi veren internet sitesine yatırdı. Tabii yıllar sonra milyarder olacaklarından habersizlerdi. İşte 4 tane ortağın elinde avucunda ne varsa koyduğu para toplam 80 bin dolar. En çok zorlayan tabii başa baş noktasına gelmek oldu. Yani 5-6 sene kadar boyunca bu ortakların hiçbir maaş almadılar. İlk zamanlar zorlu geçmiş. Hem üye kazanmak hem de restoranları bünyelerine katmak kolay olmamış. Oğlum, interneti koyacak yer mi var burada diyordu. Yani çünkü o interneti buzdolabı gibi bir şey zannediyordu aslında falan. Ve internetin başında kim duracak diyordu çalışanlar. Bu internete ne yapacaklar bunlar diyor. Nevzat Aydın ve ortakları yılmadı. Her geçen yıl site büyüdü. Günlük sipariş rakamları 15'ten 50 bine yükseldi ve artık 100 milyonlarca liralık bir şirket haline gelmişti internet sitesi. Kar dağıtarak ortaklarını zengin edecek veya onlara daha iyi şartlar sunabilecek bir firma değil. Zaten bütün kazandığı parayı büyümeye harcıyor. Ünlü iş adamı satıştan da alacağı rakamdan da memnun. O da artık Milyarderler Kulübü'nün yeni bir üyesi. Peki Aydın bu günleri yaşayacağını hayal ediyor muydu acaba? Bu noktaya geleceğini hayal ederek mi kurdunuz? Evet, yani ben kesinlikle çok, hatta hep söylediğim şey vardı. Yani biz 10 sene sonra bu işi yapıyorsak çok büyük bir noktaya gelmişizdir diyordum. Evet, ben bunu halledebiliyordum.